Ben size yeni mikrofon almadan ses sorununu çözerim. Estetik Berat o elini... <gülüyor> <gülüyor> hocam kayıttayız. Ben bu estetik sorununa... <laughs> bir dakika. Ya bu her şeyden böyle Tam ya. bir Anadolulu ya. Ya, ya bir şey hem ekonomi hem estetik ya. hocam. Bu mu kuralım dedi. Bahsettiği yer şurasıydı. Yok bu yalan ya. söylüyor. Ya nasıl bir şey? şey? <laughs> bir dakika bir dakika. Berat sen bize hesap ver. Burada duran bu mu... Sırf daha az elektrik yaksın diye mi? Pilli, bunu kaldırdı. 4-5 program insanlar ses nereden geliyor? Mikrofonu oraya takıyor. Senin sesini düşünmüş çocuk ya. Niye gömüyorsunuz ya? Yani padişahını düşünen, yere düşen <laughs> altın parayı alan halk gibi seni düşünmüş. Senin sesin evet, güzel ya. çıksın istemiş. Ama, Çıcır, ama çıksın. halkımız halkın sesini duymak istediği için bu mu buraya aldı? Evet, bunu... Halkımız da solcu çıktı. Aksi <laughs> gibi yani. <laughs> Hayır, arka tarafa arka, acıyorlar. Evet. Berat'ın şöyle bir özelliği var. Berat bir şey yapmak isterse onu kesinlikle yapıyor. Yani seni cumhurbaşkanına falan yollamak lazım. Orada bile sana istediklerini yaptıramazlar gibi. Film onu yapıyor. Bunu kaldırması gerektiğini hükmetti. Kaldırdı. Söylemedi de kimseye. Bir 5 bölüm. Ulan her şeyi aynı yapıyoruz. Ses nerede? Sonra tekrar buraya takalım dedik. Serhat dedi ki şuraya mı alsak? Herif diyor ki buraya ben aldım. Estetik kaygılar. Ne anlatıyor? Üründen umutluymuş. Yerinden umutlu değilmiş Ekonomik ama üründen Ekonomik yük mi? yaratmadan <laughs> ses sorununu çözdük dili, ya. Pilpili işe yaradı o kesinlikle. Evet. Berat'ın evet. bak şöyle blok mesajları hallediyorum cevapları var. Yani böyle hani onun düşüne düşüne kendi kafasının içerisinde kendi metotlarıyla senin metodun değil kendi metotlarıyla çözdü. Garip şeylere şahitsi arkadaşlar. Şimdi bunu ilk hatırlıyor musun? Biz bunu kanal Berat kurduğumuz, 101. Seti kurduğumuzda ilk başta daha tam her şeyi de biz yapamıyoruz. Çünkü eskiden hep başkaları yapıyordu. Şimdi çok da kalabalık daha tam uyum sağlanamamış. Durmaması lazım çekim. Berat'a pil al diyoruz. Berat iki tane pil alıyor abi aşağıdan. Yarısını bitiyor. İki tane daha alıyor. Berat diyoruz 30 tane al aşağıdan. Hocam diyor internette %10 indirim var diyor. Oğlum Burada 5 kişi çalışıyor yani. <laughs> Zaman ya abur cubur yeme diyoruz kilo verirken. Hediyeli diye menülerden alıp 30 tane hamburger yemek zorunda kalıyor sonra. Bir menü alana bir menü beden. Onda bayağı indirim vardı evet evet. O çok i̇ndirim yani. Berat. Evet arkadaşlar yatırım tavsiyesi isterseniz. Zaten kent iktisat okuyor. Evet, kent Tam... iktisat okuyor. Ama öyle bir okuma ki yani. <laughs> benim benim kadar yok. okudu Berat. Karl Marx bu kadar iktisat. Karl Marx <laughs> bu kadar <laughs> ekonomi <laughs> okumadı abi. <laughs> Profesör olacak. Evet, mesela. Milton Friedman olarak çıkacak. <laughs> sağ olun. Siz nasılsınız efendim? Çok içli söyledim. Ya bu nasıl bir yerden? Bugün <laughs> neden bahsedeceğiz? Evet konuş. Neden bahsediyoruz? Hocam hem kültür hem şok. Konya'da yükselen sosyalizm. <laughs> Konya'da yükselen sosyalizm be. Kültür şokunu örnekler verebiliriz belki. <laughs> kültür şoku bu ülkenin tam tanımı aslında. Birçok insan için çok geçerli. Aslında kültür şoku. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Adam buradan işte köyden Almanya'ya gidiyor. Bir kültür şoku yaşıyor ya. ya bu çok bariz yani. Bu, hmm. tamam. Ama onun dışında ufak kültür şokları da var. Hatta kendi yaşının içinde yaşının kültür şokları da var. Mesela da bir kültür şoku ya. Ne bileyim. Radyo ile büyüyen bir nesil. Bizim büyük hmm. neslimiz. Şu anda akıllı telefonlarla. Yani teknolojik o şok da. Çünkü bununla beraber bir kültür de geliyor. İlla tabi esas kültürü çok bir baş, bir kültürden başka kültüre geçiyorsun. ve Oraya adapte olamıyorsun. Çünkü çok relativize edersen aslında her ahlaki değer 5-6 tane yani adam öldürmeyeceğim falan hariç. O bile relativize edilir savaşta ya da ne bileyim işte belli koşullarda hani etik problem görmeyen çok fazla insan bulabilirsin. Ama etik değerler dahil hemen hemen her şey e, relativize ediliyor aslında. O tamamen içinde yaşadığın kültür. Genelde bunu hep böyle biz zamanla geliştirmiş bir şey, bir şey olarak görüyoruz ama aslında çok üretim ilişkileriyle alakalı bir şey. Yani şu anda mesela Türkiye'nin kültürünü belirleyen şey geçmişten hep tarihle ile ama tarih kadar önemli belki daha önemli bir şey yani tarihten gelen biraz kadar üretim ilişkileri ve modern dünya bundan hiç bahsetmez. Mesela Amerika'da şu anda bir kültür savaşları var çünkü ekonomik sınır savaşı gündeme gelmiyor böylece. Hani bundan dolayı yapılıyor demiyorum ama bu çok işe yarayan bir şey. Dolayısıyla kültür, kültür şoku aynı zamanda çok convenient işe yarayan bir siyasal alet haline de geldi. Ve dönüp herhalde dünya 15-20 sene sırf bunu konuşacak. Amerika'da görüyoruz, Türkiye'de görüyoruz. Aslında insanlar kendilerini toplumsal sınıflarıyla falan özdeşleştirmiyorlar da kültürleri özdeşleştiriyorlar. Çok güzel bir trik yani. Ben yönetiyor olsam Bilgisayar oyunlarında böyle mekanizmalar oluyor, kullanıyorsun. Çok o, kültür oyun basınca da Civilization'dan <laughs> mahvoluyordun ya. Evet. Hemen. Hem Böyle genişliyor değil mi? Şimdi <laughs> işin geldi o da gelecek hissediyorum. Hayır, o oyun ismini söylemeyeceğim. Bu çok hepimizin yaşadığı bir şey. Yani ne bileyim, sen mesela kendi hayatında nerede yaşadığın kültür şokları. Hocam ben Samsunluyum. Her yerde yaşadım. Her yerde ya. yaşadım tabii. <laughs> ya ama... biz buraya geldiğimizde bile yani İstanbul'a geldiğimizde bile küçükken mesela bir sürü şey kültür şoku. Akmerkez'e gitmiştik mesela. Böyle dolaşıyorsun ortalıkta. Alışveriş diye bir şey bilmiyorsun. Garibine gidiyor dükkanlar yan yana kapalı bir yerin içinde falan. Bildiğin bir şey değil yani. Göz mesela bir yere gittiğimizde şey diyorlardı bize. Gittiğiniz ilk hafta fotoğraf çekin. Sonra artık sıradanlaşıyor her şey. Gerçekten öyle. E, bir Japon ya. musunuz siz? <laughs> <Gidelim her gülüyor> hayır hayır mesela bana öyle demişlerdi Amerika'ya ilk giderken lisede işte. Sen lisede Amerika'ya gittin. Ben de İngiltere'ye gittim. Ama sen daha uzun kaldın Amerika'da yani. Senin evet. için yepyeni bir tecrübe. Samsun'un e, yerel kültürüyle yoğrulmuş bir kız. Bir anda Richmond yok. Richmond'a ben gittim. Nasıl bir özdeşleştirmişsek artık. <gülüyor> <gülüyor> Böyle şey. Pittsburgh. <laughs> Pittsburgh'e gittin. Ne oldu mesela gittin. Mesela bana İngiltere'de ilk gün marihuana satmaya çalıştılar ve ben marihuana ne onu bile bilmiyordum. Neredeyse soyuluyordum. Vallahi ne no. <laughs> <laughs> Bana bir şey satmaya çalışmadılar. <laughs> Magnet zannedip alıyorum. Hayır adam arkaya gelin bir şey konuşalım falan dedi. Yanımda da bir tane İtalyan var böyle duruyor tamam mı? İtalyan orada da bulmuş. Çocuk bizi çağırdı bir şey söyleyecek ama biz o kadar saf ki lise 1'e gidiyorum yani. O da sınıf arkadaşım. Aynı evde kalıyoruz. Çocuk arkada bir şeyler falan bizi soymaya çalıştı. Meğersem Mariana Salıcı'da kılığında onu da satmayacak yani bizi soyacak. Abi yanımdaki o sümsük İtalyan karate biliyormuş. O <laughs> 22 yaşında çocuğu bir dövdü. Aldı tak Şansı yere var. bir şeyler. Yani böyle çok abartmayayım. Sinematik değil de ama yani ben olsam parayı verir. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim abi. <laughs> Teşekkür ederim falan diye. <laughs> Yok ya bizim ben bir sürü şey, çok şey şaşırdım ya. Yani Samsung gibi bir şey. Samsung bir de çok 90. Yani ben benim konuştuğum zamanlar 99 2000 olduğu için çok şey teknolojinin çok hızlı ilerledi yıllar ama Samsung'a henüz gelmedi Daha henüz körpecik cumhuriyetimizleyiz yani. Hani Amerika'ya gittiğimde tabii şeydi benim için böyle her şey çok yeniydi. Her şey ama çok yeniydi. İnsanların ayakkabıları da çok yeniydi yani. Giyimleri de çok yeniydi. Bowling oynuyorlar. O bile çok yeni. Bowling mi oynuyor ya filmlerde oynamıyor muyuz arkadaşlar? film artisti miyiz biz bowling mi oynayacağız falan ne. Her şey yeniydi ya. Kültür şoku bence boyut boyut boyut. Bence tarihçi olunca şeyleri mesela onlar çok şaşırtmıyordu beni de. Mesela aile yapıları falan çok şaşırtabiliyor. Mesela Amerika'da herkesin mesela Amerika'da şiddet beni çok şaşırtmıştı. Şöyle bir tarafta herkes silah taşıyor. Tamam mı? Yani çok silahlanma var. School shooting diye bir şey var. Bizde mesela çıkışa bekler adam değil mi yani? <laughs> o da e, silahla beklemez. Yani. O da <laughs> silahla beklemez yani. Ama öteki tarafta bir arkadaşa şöyle bile dokunursan hapse gireceğin söyleniyor sana. Bak orada da bir şey var. Bir tarafta inanılmaz derecede övülen dediği de kabul gören bir şiddet. Ama öteki tarafta bize sürekli öyle şeyler söylüyorlardı. Cinsellikle ilgili de aynı şey vardı mesela. Kapınızı açık tutun diyorlardı asistanlar. Hani kapatırsanız, iftira yararsanız biz karışmayız. Şimdi bir anda o var. Yani o çok zor bir şeydi. Beyaz yakalıyla mavi yakalının şartları inanılmaz farklı Amerika'da. Ama öteki tarafta da mesela normalde cinsellik çok rahat yaşanıyor. Servis kaçırırsan mesela bizim okulda da bir öğretmenin arabasına binmen yasak mesela. Bir öğretmen seni çok otobüs durağına bile bırakacak olsa mesela binemiyorsun. Yasak yani. Adamlar mesela şey diyor. Kusura bakma hani. Yani götürürdük ama hani taksi Çünkü yasaklayan binemiyorsun. Çünkü ya yani o biraz da mesela ırkçılık çok açık ağız yaşanıyordu Amerika'da. Uzun uzun şey yapmak istemiyorum bu programda ama bizim ülkemizde de var ırkçı insanlar ama daha böyle gizli kapaklı ırkçı olmaya çalışan bir tayfa var. Orada öyle değildi böyle işte. Bilmem onların masasına mı oturacaksın? zincirlerle mi yemek yiyeceksin falan gibi şeyler çok rahat dedin? söyleyebiliyorlardı. öyleydi herhalde ben tabii, tabii, çok açık ağızlardı yani mesela. 2012 yılında Hep... yani de döndüm ben hiç öyle değildi mesela yok, yok. Amerika. Bayağı böyle rahat rahat şey yapıyordu. Bir de zamanda da Şimdi geri dön mesela SJV'lik de yoktu o zaman. Geri gitsen hmm. bambaşka bir şeyle karşılaşırım muhtemelen. bizim hmm. öyle şeyler tabii, yoktu. Tabii. Yani bir hassasiyet vardı ama bu raddeye gelmemiş. Şimdi tabii bak aynı yerde birkaç sene içinde yaşadığın ya da 10 sene 20 sene içinde yaşadığın kültürel değişiklikleri düşün. Bir de mesela hep soruyorum. Mesela geçmişte hangi döneme gitmek isterdin diyoruz ya. Abi gitsen ilk 24 saati çıkaramayabilirsin. Çünkü jestlerinle falan öldürülebilirsin. Yani seni atıyorum Asurlulara götürdük. Şaka değil. Şaka, <laughs> Şaka. yaparken böyle <laughs> <laughs> Kol gitti. Git, şey de. geldi. <laughs> Walking Dead gibi dolaşırsın ortada. Hakikaten öyle. Benim hep düşündüğüm şey yani geçmişe giden adam gidiyken falan. Abi şeyi geçtim. Hani dili bilmem neyi falan. Senin kültürel dilin bambaşka bambaşka bir şey olacak. Çünkü o, yani o tarım toplumunun belki mesela Osmanlı'dan biri gittiğinde aynı şeyi çeker mi bilmiyorum. Mesela parça olarak çok merak ettiğim bir şey. Acaba Bağdat ve Sefra'da. İşte biri Sasanilerdeki, biri İslam yazdı. Şimdi yakış şeyler bunlar. Şimdi Bağdat'ta alsak birine bugün Abbasilere getirsek çok büyük sorun çekerdi. Acaba Abbasi'yi bir 8 yıl daha ya da 600 yıl daha geriye döndürdüğümüzde belki o çekmeyebilir. Çünkü aslında çok üretim ilişkileriyle şey yapan bir şey. O yüzden çok hızlı gelişiyor kültür artık. Çünkü şeyler değişti. Ne bileyim mesela şeylerin milyonları da akması. 1950'lerden sonra olmuş bir süreç. Bu çok garip bir süreç. Bir defa milyonlarca insan bir şehirde yaşıyor. Dünyanın büyük bir çoğunluğu tarımdan kopmuş. Tarımdan kopunca ne geliyor? Anonimleşme geliyor. Tamam mı? Şimdi anonimleşme gelirse ne olur? namus gibi bir kavrama gerek yok artık. Kredi sistemlerine gerek yok. Repütasyon o kadar önemli değil. O zaman cinselliği de şey yaşayabilirsin. Çekirdek aile de oluşturabilirsin. Ne bileyim işte dolandırıcılık yapabilirsin. Artık istifa etmene de gerek kalmaz. Çünkü o komrederin ya da hemşeriliğin ya da yoldaşlığın içinden çıkmışsındır. Hep bunlar çok yani kapitalizm çok hızlı değiştirdi bir dünyayı. Türkiye. Hakikaten sosyologlar Twitter'da mı yok? Ben de çok Twitter'da yazın bunları. <gülüyor> Twitter. <gülüyor> <O yüzden. gülüyor> Hayır yani toplumu bunlar Hakikaten öyle. Yani kamusal alanda mesela bu çalışmalar ne bilmiyorum. Hakikaten yani anladığım takip edebileceğim bir alan değil ama Türkiye şu anda bence memba. Çok değişti abi. Çok bariz. Yani ne bileyim adı böyle... İstanbul'dan tersine göç de başlamış mesela şimdi. insanlar ya doğdukları memlekete ya daha deniz kenarına dönmeye çalışıyorlar. Gittikleri yerlerde de acaba uzaylı gibi karşılanıyorlar mı? Nasıl? İstanbullar mı? İstanbul'dan... abi İstanbullar zaten en büyük problem. Çeşme'ye gidiyorsun. İstanbul'un kötülüğü Çeşme'de de var. 34 plakalı biri böyle kaldırımdan ilerliyor. Ya <laughs> git buraya abi. da mı geldi? <laughs> o yüzden İtalya'ya gidiyorum oğlum ben yani. <laughs> Orada İstanbullu yok yani. <laughs> Ya peki arkadaşlık şeyleri ilgili kodları hatırlıyor musunuz? Mesela arkadaşlık çok garip ya yurt dışında. Bizim alıştığımız bir arkadaşlık Adınız. var. Biz canımızı verme arkadaşlığıyız. Bu çok meşhur bir phrase vardı Georgetown'da. Let me know diye. Bir gün Rula'yı gördüm. Chris'te yürüyoruz. Chris'te otomistleri beraber kurduğumuz. Eski ilker diyebiliriz. Georgetown'daki ilker direkt değil yani. Otomistleriyle beraber kurduk. Sonra ben oradan da ayrıldım. Aynı süreç orada da yaşandı. Çok da iyi arkadaşım. Aynı ilker olduğu gibi. Yürüyoruz Rula'yı gördük. Rula diyor ki işte bilmem ne falan filan. İşte akşam doğum günü bir, bir muhabbet dönüyor. İşte gelir misin falan filan diyorum. Let me know dedi. Ben dedim ki işte bu akşam 7'de. Let me know dedi. Birazdan sonra anlatıyorum detay. Let me know dedi. Ulan gelmeyecek. <laughs> Biz de gittik böyle tamam mı? Ondan sonra Coştan meşhurdu. Bir şey yapmak istemediğin zaman let me know diyordun. Halbuki kız gelmeyeceğim demediği için sürekli let me know diyor. Ama ben de Türk olarak düşündüğüm için daha fazla detay veriyorum. İşte 30 29 yaşına girdim. İşte şu pasta olacak falan. Halbuki <laughs> <laughs> kız gelmeyeceğim diyor. Yani BSG diyor bana. ESG BSG diyor ama bir türlü ben <laughs> Şeye çok şaşırmıştım. Mesela İskandinav toplumlarında oluyormuş ya. Hocam akşam yemeği yiyeceğiz zaman mesela görüşürüz diyorlarmış. Ya, bayağı... Abi ben şunu şöyle gördüm. Bana bunu bir hiç kimse yapmamış. Daha önce Türkiye'de. Beraber şey yapıyoruz. Şimdi biz sinema gideceğiz deyip gidiyorlar. Abi biz öyle programı insan çağırdık başımızdan savunmadığımız için. Kaç kişi geldi <laughs> bizi kafi şapta yakalayıp <laughs> abi bir ofisi, ya bir ofisi görmek ister misin? Ya şöyle bir şey var işte biz çok işin mesela ben, ben Amerika Amerika'dayken böyle dostluk kurmak kadını tabii o zamanki kodlarımız öyle lisede de solculuktan zaten böyle herkes birbiriyle sıkı sıkı orada da böyle arkadaşlık kurmak için mesela birine işte a işte ablamı özledim işte şöyle olsa böyle olsa gibi dertleştim sonra kız gidip danışmana söylemişti mesela işte Türk öğrenci iyi değil psikolojisi bozulmuş falan <laughs> <Al işte gülüyor> beni böyle bir şey işte, okul konsülünden çağırdılar böyle ya psikolojim mi kötü işte aileni mi özlüyorsun yapamıyor musun ya ağlıyor musun falan ben böyle Hay Allah falan yani düşün oradaki çok garip bir şey seni gam, gidip oraya söylüyor mesela seninle şey kurmuyor yetkilileri bildiriyor yani anladın mı sen ne konuştun ve ben ne konuşurken normal konuşuyordu aslında evet. ya tabii öyle böyle falan hiç öyle bir şey geldi mi başına Georgetown'da biriyle bir şey konuşurken ya ben ne desem zaten ofa düşüyorum <laughs> kendi ana dilimde bile düştüğüm için çok oldu bir de mesela şey çoktu şey muhabbeti çünkü geyik muhabbeti dediğiniz şey pek yurt dışında yok Amerika'da hiç yok hiç yok yani. kafaları mesela Amerikalıların ve Fransızların yani benim gördüğüm kendisi İngilizler de. İngilizler bir tık daha soğuk görünmelerine rağmen okeyler bence sohbette yani boş sohbette. Fransızlar ve Amerikalar bence korkunçlar ya. Sıfır yani. Ama İngilizler demiş o zaman bir İngilizle konuşalım. Hi Dom, how are you? I am very good sir. How are you today? I'm, I'm very good as well. Your name is Dom. I, I was expecting a Portuguese guy, it's like uh, a Portuguese <laughs> mafioso guy or something like that. No, 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 no. Not at all. It's kind of my nickname. It's just easy. So my full name is Dominic. Dominic. But you seem like British, if I'm not mistaken. You so, are. Right? Absolutely correct, sir. All right. Where, where are you from in Britain? The nearest city to me would possibly be Bath. Oh, Bath. Yeah. With the I'm a historian, so I know Bath because of the you know this, the Roman ruins and stuff like that. Like like that. Sulis. So I live in a, a small city called Montpellier. Oh, I've been to Montpellier actually. Yes, I remember the Ark, the famous Ark. It's like a small medieval town. I've been. I spent some like four or five days. I've been learning Turkish for about a year now, and I've been quite thankful for Miss uh, the Ataturk for changing the alphabet. Transition from the Arabic to the Latin alphabet, which makes it easier yes. for you to uh, yes. to learn, but still it's hard, right? I, I'm I'm a guy in my spare time who likes to learn different languages, oh. and I will say Turkish is possibly the hardest language I've. Turkish tried is hard, uh, especially compared to a language like English. The structure uh, is totally. Turkish does have some amazing rules. So. Um, so, from going from indefinite to definite articles can all, all can, within, within nouns can be quite difficult. Bread, for instance, ed mac oh, Okay. Okay. So, if I was talking about a specific bread, So Donc, je dois dire écmeï. Ecmeï, et d'im, et d'im. La différence entre écmeï, et d'im, et yeah. d'im. Vous êtes d'accord Je parle français, uh, italien, espagnol et portugais well. so aussi. Ah, oui, Donc, si on peut faire ça en français aussi, mais c'est quelque chose de différent, évidemment. Oh, oh d'accord, on, on, like, on peut le faire, mais. <laughs> J'ai passé quelques temps en France pour faire, pour étudier, et pour rechercher les documents dans les archives, pour ça. Tu as déjà resté à Montpellier pour... Oui, oui, oui. Pour, quelque, mais pour boire, pas pour faire la recherche. Évidemment, parce que c'est trop moyen âge pour moi, Montpellier. C'est trop, trop gris. C'est une vie très grise. C'est une vie très, euh, de, très moyen âge pour moi. L'un des meilleurs historiens français travaillait en euh, Montpellier, Georges Duby. Oh, il, il, y a, il y a des, des très euh, bonnes universités d'ici pour des méde médecins et agriculture. Ouais, ouais, ouais. Il, y a, il y a beaucoup d'histoires dans cette région euh, de Languedoc. Oui, uh, oui. Languedoc aussi, il y a il, y a quelques livres très intéressants sur cette région parce que c'est une région pleine de cette région avec beaucoup de RSI, beaucoup de beaucoup de beaucoup de révoltes, beaucoup de beaucoup d'une culture différente uh, celle de Paris. Évidemment, look at look at us speaking French. Tonight. <laughs> Thank you for the conversation because I gotta go now. It was lovely conversation. Thank you. Uh, teşekkürler ederim. And um, well, uh, görüşürüz. Uh, yeah, görüşürüz. Okay. Kendine iyi bak. Okay, okay. Öpüyorum. <laughs> Beni izleyenler Cambly'i yakından bilir ve tanır. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online İngilizce ders ve pratiği yapabileceğiz bir uygulama. Cemley Humayun diye de geçer. Osmanlılar'dan beri olan bir uygulama. Bu içeriğimizin de sponsor olan Cambly bu yılın en büyük indirimini yapmış. %60 indirimle ayda 199 TL ye Cambly aboneliği fırsatı sunuyorlar. Evet sevgili Bogomiller bizim de Omnibus özel bir kodumuz var. Aşağıda yazıyorum. 60 ESG koduyla siz de indirimden faydalanabilirsiniz. Hakikaten değişik kültürleri tanımak istiyorsanız onun dilini bilmek çok önemli. En başından beri söylüyorum ve şarkımla bitiriyorum şey gibi. Hey Mr. Campbell in man play a song for me. Bob Dylan'dan Mr. Campbell. O zaman yani şöyle diyebiliriz Kültür şoku iki türlü. Bir kültürden diğerine gittiğinde de yaşayabilirsin veya kendi kültürün Abi, çok hızlı değiştiğinde de adapte işte, olabilirsin. Buna diakronik dediğimiz zaman içinde öteki de aynı zamanda senkronik olabilir. Yani tarihte ya da antropolojide aslında sen değişik kültürlere misafir olursun. Şimdi bu genelde tüm bu takvimciler bu hale getirdiler. Tarih şöyle bir şey değil oğlum. Ya da antropoloji de gidip yerlerle yaşıyorum. Çok güzel muz yiyoruz işte. Buramıza bilmem ne. Allah işte ne bileyim şeyle aloe vera yaprağıyla popomu siliyorum değil yani. Adam orada elinde böyle. Bakın bir antropolog şeyi getirdi. <laughs> böyle defter hakikaten antropologun defterle oluyor. Yazıyor oraya işte. Gözlemci oluyor. Particip observation mı ne diyorlar? Ya da participant observation mı? Yazıyor yazıyor gidiyor. Şimdi adam ne yapıyor? Bu dönemde başka bir kültüre gidiyor. Ne kadar değişik bir kültüre giderse. Ona antropoloji diyoruz. Zaten o sosyoloji olur. Aynı şey aslında da. Tarihçi de geriye gidiyor. Fakat biz geriye gittiğimizde şunu merak etmiyoruz biz yani. Napolyon'un atın, atın Adı ne falan ya. önemli değil. Bambaşka bir dünya. Mesela şöyle şeyler söyleyeyim. Dünyada ilk kez belki de tek eşlik normalde yeni geldi çekirdek aile normalde yeni geldi. İki kişinin birbirini sevip evlenmesi, daha sonra ortak olması, en iyi arkadaş olması, buna çift diyoruz ya bu yeni bir konsept. Daha 1950'lerden 40'lardan sonra çıkmış bir şey. Eskiden öyle değil ki. Eskiden ayrı evlerde yaşayan var. Japonya'da 11. yüzyılda 11-12 oralar olması lazım. Kadın ayrı evde kalıyor. Kocası bambaşka bir evde kalıyor. Arada gidiyor birden fazla karısı var. Onlara uğruyor böyle. Anladın mı? Öyle sistem. Ya da Halis Ziya'yı okuyanlar bilir. Yatak odaları ayrı. Bazı benim babaannem de dedem de ayrı yatıyordu mesela. Aynı yatakta yatmıyorlardı. Bu bile yeni. Yani son sıralar standartiz olmuş ve eski insanlık tecrübesi çok çeşitli. Antropolojinin güzelliği yok. Çok çeşitli kültürel kodları senin önüne sarıyor. Sen ister istediğin dine inan abi. Sanayileşmiş bir toplumdaysan sanayileşmiş bir kültür. Buna sanayi kültürü. Tüketim kültürü de bunun içinde. Çekirdek hali bunun içinde. Anonim kültür de bunun içinde. Emeğin metalaşması kadar bedenin cinselleşmesi de bunun içinde. Yani bugün artık oraya geldi ki OnlyFans videosu atıyorlar. Biz de ne kadar güzel girişimci diyoruz. Eski dünya hiçbir döneminde buna böyle bakılmazdı. E, hatta sana söyle tiyatrocular falan e, saygı gören insanlar bile değildi eskiden. Molière falan dahil. Bunlar yeni çıktı. Medap gibi algılıyordu insanlar. Tabii tabii. Statü toplumları. Bunun hiçbirini övmüyorum. Ama geriye giderseniz böyle bir toplumda yaşayacaksınız. O yüzden yani biz hep şeyden tartışıyoruz. Yani bir insanın Müslüman olması, Budist olması, işte bir insanın Türk olması fe, eh, hangi toplumda yaşıyor abi? Her şeyin başı üretim. Yani bu anla tamamı değil. Ama önemli bir kısmı ve bugün hiç değinilmeyen bir kısmı. Hocam şeyle mi şekilleniyor peki? Yani bu o dönemin ihtiyacıyla mı şekilleniyor toplumdaki yoksa ittirilerek bir yere mi? İttiremezsin abi. O işte bütün bu şeyler orada patlıyor zaten. Sağ ve sol totaliter ideolojiler orada patlıyor. İttirerek değiştiremiyorsun. Başarılı ittirmelerden biri mesela Türkiye'de sekülerliktir. Tamam mı? Hakikaten tüm bir kültür olarak oturmuştur. Öyle görürsün. Ama aslında Osmanlı'da da olan bir şeydir bir yere kadar. Tanzimattan bu yana tüm gelen yani hiçbir zaman burası İran gibi değil. Mesela sekülerleşmiş bir seküler bir kültür oluştu. Durulmuş. başarılı bir süreç sonunda bugün artık İslamcılar bile aslında birçok şekiller şeyi benimse bizim gravat takıyor kıyafeti bunlara çok minor bir kısım eleştiriyor ama sen Osmanlı'ya baktığında da bu damar var zaten mesela İran'da yok çünkü İran'da ahbariler usuller diye bir tartışma var İran'da din adamı 19. yüzyılda zaten devletten ayrı otonom bir alan yapıyor senin din adamı bugün de memur Osmanlı'da da memur yani öyle bir alan var devletin kendi üzerinden kurdu yani sen istediğin kadar yukarıdan bir proje de üretsen, eğer yapı yoksa almıyor abi bunun almadığını mesela Şah'la Atatürk'ü karşılaştıkana görürsün. Orası çünkü, çünkü tamam vizyon farkı var. Hakan Atatürk çok daha ama 20 yıl bunlar aynı dönemde yaşadı. Ondan sonra 40 30 sene 40 sene 50 sene başkaları yürüttü o reformları. İran'da hiç tutmadı mesela. Niye? Çünkü İran'da ayetullahlık işte ne bileyim başka bir kök vardı. Mollalar Tabii. bilmem neler. Yani molla her yerde olabilir de orada mollayı takip etme zorunluluğu Şia'nın 19'da şekillenmesinden sonra o noktaya zaten gelmiş. Burada yok. Bunun gibi. Ya da istediğin kadar sen mesela belli bir kültürü bastırmaya çalış, tamam mı? Şeye oluşturmaya çalış diyelim ateizm gibi bir kültür Türkiye'de. E gene orta ortodoksi bir yerde kalıyor olduğu kadar. Yani biraz elinde gelenle tarihsel olarak gelen ama tarihsel olarak gelen de şeyle değişiyor. Yani o toplumun üretimi nasıl belirlediğiyle. Çünkü abi günde 40 saat, 50 saat, 60 saat çalışan. Bugüne noktaya geldik. Ev tutman, evlenmen. Hep söylüyorum ya işte evlensen para lazım. Kaç çocuk yapacağını ekonomik durumun belirliyor işte ne bileyim. Hayatta bütün tercihlerini şey belirliyor. Ben hiç çok hiç unutmuyorum Amerika'da şey vardı ya. Porno yıldızlarına ödül veriliyor. Jenna Jameson'un ya da kimse işte. Babası babası orada şimdi. Bu toplum nasıl geldi abi buraya? Yani bu da bir kültür ya. Tabii tabii. Bizim hiç hiç mesela bizim kendi kafamıza yakınlaşamayacağımız... 50'lerdeki yani. Amerikalılar da öyleydi. McCarthy şey avı yapıyorlardı ya. Amerika bir anda değişti böyle. saç hiç anlayamam. İspanya ne arayışı? Lan faşisti bunlar Franco döneminde. Anladın mı? Katolikliğin en güçlü olduğu İtalya'dan daha güçlüydü. Ne oldu da 90'lar yani o kültürel şey biraz da... Daha... Göç de şekillendirmiş midir hocam bu alışkanlığı? Göç şekillendirme değil çeşitlendirme derim ben ona. Ya o tip şey beni tarihçi olarak ben biraz yapısalcıyım. Bu Cihaz Şengör tartışmamda çok güzel bir yakalamış onu. Ekstra de yazmış. Hakikaten yani yapısalcı bir adam o açılardan. Yani şu benim ilgimi çekmiyor. İşte Yahudiler vardı. Işte onlar da yemek yapıyordu. So bana ne yani? anlatabildim mi? şimdi de geldi Diyarbakırlılar un, kebap yapıyor. Fark etmez. Ya onun daha üstünde kültürel akışlar var. O akışların şoku başka oluyor. Yani sen Amerika'ya gittiğinde şunu hissediyorsun abi. Mesela bizim Murat vardı. Bir kız arkadaşım varmış. Niye abi bir kravatını bile düzeltmiyorsun? Oğlum sen kravat takmıyorsun ki dedim. Yani bu burada Bir kere kravat takmış. Kız hani hiç ilgilenmiyor bende diyor. Çünkü annesinden öyle görmüş. Şimdi daha mesela daha aterkil bir topluma alışmış biri. Amerika'ya gidiyor. Oradaki o şey ona bambaşka. Bir... yani mesela komşuluk gibi kurumlar falan yok geliyor. Ya da şimdi çıkıyor mesela adam babasına bağır. Şeyde yeni şeyde geç onun videosunu koyuyorlar mesela artık. Nasıl bağırıyor? Dövecek ne? Babasına saldıran çocuk falan. Orada oraya gelmiş olan. Biz Tabii... öyle miydik hocam? Nereye dövüyorsun babamı ya? Ama bir dertli söylediniz hocam. Hayap. <laughs> Babacığım hala arabamı yenilemedim. Buradan hatırlatmak istiyorum. Geçen gibi şey geçirdim. Rahatsızlık geçirdim. Tansiyonum 18'e çıktı. Sonra da beni bir hastane kaldırdılar yani. Babamı arayıp diyorum. Baba diyorum ya. Yarın gitsem. Yani bir Mercedes'i bile yoktu çocuğun. <laughs> Onu yani, bile ekmeğe e, çevirdim. Girip bana da bunu söyledi. Yarın ölsem diyor, Gördün mü bu arabayla ölüyor olacağım. Bir Mercedes'te <laughs> BMW'yle ölüyor olmayacağım. Halime bak. <laughs> ne derler falan dedim. Bakarız oğlum dedi ama. hiç, bak, göremedik yani. Havaların aydınlanmasını bekliyorum. Bahar'la birlikte. <laughs> Hades'in Persephone şeye çıkınca. Umutlar tekrardan yükselince. Baba yani seni yüz binlere rezil ederim çabuk. <laughs> <laughs> Değirmendereler biraz baskı yapar mısınız babamın üstünde? Hocam bir de bunun tersi var tabii. Bir de tersine kültür şoku var. Yani kültür şoku var gittin aldın. Orada yapamıyorsun ya da yapıyorsun. Bir şekilde uyumlanma zahmeti, uyumlanma çabasına girdin. Bir de oradan geri geliyorsun. İlk noktana geri dönüyorsun. Abi Olayı o kadar da... yaşınca kayboluyorsun ya mesela ben Marslı gibi hissediyorum. Bana burası da yani o bir böyle bir poker face getirmiyor mu sana? Her yere uyarsın gibi oluyor. Bir, çok kişilik aşındırıcı bir Etrafına şey. öyle gelmiyordur ama ya. Sana öyle gelmesi bir şey de etrafındaki insanlar ne bileyim yabancı kelime kullanıyorsun. sana kızıyorlardı mesela sürekli. İngilizce, Fransızca o bu şey. Notlarını okumak için senin üç dil bilmek gerekiyor mesela. Senin maillerine kimse maruz kalmadığı için. Öyle <laughs> Google Translate'da acaba burada ne demiş şey olabilir? O kadar diye. da biliyorsunuz <laughs> diye <dediğin> şey, <laughs> ya ama yok şey. biliyoruz da yani dört dil birden girince o kadar bilmiyoruz yani. Yani o ya şöyle oluyor. Şeyi görüyorsun abi. Her şeyin relatif olduğunu görüyorsun. O yüzden Türkiye'de Edirne'nin dışına çıkmamış insanlardan çok mutlakçı bakabiliyorlar. Dışarı çıkınca görüyorsun. Mesela burada problem olan, tabu olan bir şey dışarıda olmuyor. Kültür şokunun güzel kısmı o. Yani burada çözmeyi düşündüğün şey bambaşka bir ülkede çözülmüş olabilir ve hiçbir şey olmuyor. Bu yani şimdi siyasi bir örnek ne, ne örnek ver? Abi düşünün biraz kafanda çalışın ne demek? Oturup oradan linç yemek istemiyorum. Yani hadi vereyim. Mesela başörtü Türkiye'de problemdi. Tamam ana dilde problem. Bunların hepsi şey değil mi? Mesela başörtü örneğinden vereyim. Yani orada gidiyorsun. Adam Budist şey yapıyorsun. Öteki yolda ben sultan kıyafetiyle şey yapıyorum. Ya da yani insan dini bir şeyle dolaşabiliyor. Bir problem olmadığını görüyorsun. Yani buraya gelip ondan sonra buralardan yırtınasın gelmiyor. Muhtemelen onlarda da problem olup bizde o kadar tabii sağlık kadar... Şey. Hayır canım Amerika'da sağlık şey yok Universal. Yani bu olursa komünizm gelebiliyor. Lan Türkiye komünist mi? Adam gelse bir yıl burada yaşasa o kafayı değiştirir. Edward Barney'sin yıllar önce reklam çalışmalarıyla Amerika'nın içine zer kit. Değil mi? O komünist. Tabii bu... tabii. Büyük Abi, bir propaganda çalışması o. Propaganda kelimesini mucize Brezilya'dan yani. televizyon gelmiş soruyorlar. Obama komünist mi falan diye sonrası işte cevap veriyorsun falan diyelim. E nesi komünist diyorlar? Adamlar çünkü Brezilya'daki komünizm şeyi bambaşka bir şey yani. Sosyal güvenceye gibi bir şey. Oğlum Obama kerin yani komünizm sosyalizm değil. Amerika için öyle. Niye onu abi? Bir o işte reklam şeyleri. iki bunların soğuk savaş sırasında 50'lerde Amerikan devletini ve silah sanayini güçlendirmek için soğuk savaşın önemini abartmaları ve bunu hala konuşuyorlar. Ya yani Rusya Amerika ile hiçbir zaman mücadele edebilecek bir güce falan erişmedi. Nükleer silah olması dışında başka bir şey yok. Ama o Küba krizi sağ olsun Stalin'in ya da işte ne bileyim Berlin'de yaptıkları falan o Amerika'da öyle bir etki bıraktı. Oradan oturmuş bir şey var. Hala 80'lerde bile 80'lerde Rusya bitmiş artık yani. Hala komünizm tehlikesi. Yok şey yapalım silah sanayine. Irak'ta yarattıkları numarayı orada yaratmayı denediler. O mesela hala var. Hala var tabii. Hala NATO'nun çabalarından görüyoruz olduğunu. Evet ama NATO halka anlatmak zorunda değildi bunu ya. Mesela Amerikalılar anlatmak zorunda. Ama kuruluş amacı yani hocam. Tabii tabii ama abi o zaten o çok komik bir şeydi. Şimdi Ulusal Çıkar Öğrenciler biliyordu. NATO, na, ya NATO o zaman o işi yapmasa ne yapacak ki NATO? Biriç. Ne yapacak? Ne, yani? ne yapacak evet. Çok güzel biriç oynanan. Şey. <laughs> <laughs> hocam burada <ne? gülüyor> aynen öyle. Askerler özellikle deniz kuvvetleri de çok biriç oynadı. <laughs> Onu da biliyorsun. Türkiye burada bulunmuştur biriç. Aa bilmiyorum buraya gelen subaylar buluyor. İsminin bir üçten geldiği gibi bir efsane falan ben inanmıyorum. Ama bir iki İstanbul'da bulunmuş. Bütün boş ve zekice şeyler hep burada bulunmuş yani. Halkımız o kolay mı? 300 sene kahvehanede oturuyorsun da. Hayal dünyasına bakar asırı satayım. <laughs> Oksimono sayılabilecek kültür kombinasyonları da kültür şoka sebep olur mu? Mesela Omar Süleyman'ın Caz Bar'daki performansını izlemek ya da tam tersi örnek vereyim Nick Cave'i Türkü Bar'da izliyoruz gibi bir şey. Bence orada müzik birleştirir. Olabilir de Nick Cave Türkü barada da gidemiş. Zaten Nick Cave'in de yaptığı Türkü gibi bir şey yani. Az bile müzik. verebilir ya onu öyle bir yerde görmek sanki. Yani Woody Guthrie mesela türkücüdür yani. Ama bugün Bob Dylan'a ilham vermiş. Bob Dylan dediğin Neşet Ertaş gibi bir adam aslında. <laughs> öyle düşünmüyorsun <laughs> yani ama. <laughs> öyle abi kendi kültürü içinde yani. Gerçekten almadı da ödül kalmadı. Yemin ediyorum Nobel bile aldı ya. Evet Bob Dylan o anlamda. her şeyi aldı. Hakikaten yuh yani. Dolayısıyla öyle oksimoronik şeyler olur ama zaten füzyon dediğimiz o oksimoronik şeyler. Artık şimdi eskiden artık bütün fikirler o kadar çok kullanıldı ve o kadar çok şey ki denenmiş düzgün kombinasyon hepsi denendi. Anlatabildim mi? Bir yerden sonra tecrübe satmak gibi sayabiliriz bunu. Yani artık böyle eriti duran şeyler de kültür olarak kabul edilebilir oluyor. Çünkü bütün kombinasyonlar denendi. İnsan beyni onları tükettiği için. Dolayısıyla artık hiç birbirle gitmeyen şeyleri de bir anda kik gibi olabilecek bir sanat eseri de karşına çıkıp artık sanat olabiliyor. Hatta kişiden sanat yapan falan bir adam var ya onun gibi. Dolayısıyla ben artık o kültür kombinasyonunun mantığını bir de insanlar çok hareket yerde Abi eskiden böyle değer değiştirmiyorlardı yani. Bu... Eskiden daha şaşalı bir şey miydi hocam? Yer değiştirip geri geldi. Ya sonra? öyle bir şey yok yok. Çıkmıyorsun galiba. Yok abi neyle çıkacaksın köydesin? Köyde seni 14 yaşında kocaya verdik. 10 tane çocuk doğurdu. Onlar da ölmediysen sonra çocukları besleyeceksin. Her iki aynı sonunda ben niye ölüyorum arkadaşlar? Neden sürekli başına bir şey geliyor? Sürekli, <laughs> şey geliyor. sürekli <laughs> ölüyorum ya. şey kendi de, gibi oldum. Hakikaten bu. Parktaki... Sabahtan beri bütün senaryolarda başına bir şey geliyor. Hayır, yıl. Yu... Hayır abi bütün program. Her Kurtulmak istiyorum zaten. <laughs> oğlum sen zaten ölürdün sürekli. <gülüyor> Demek <gülüyor> <gülüyor> ki korku yapmış. Seni o kadar çok seviyorum ki yani böyle bir kaybetmek istemiyorum. Ondan gördüğün gibi işte bu yüz bir argüman. 100, 100, 100 lirayı alırsan. bir argümanı 180 ters çevirmek. <laughs> Hocam haftaya settesiniz. Onu evet, abi, evet, aynen öyle. Kimden alıyor? Azrail'den mi alıyor oğlum devamı? <laughs> 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 Ötenazi. yani biraz aslında kültür şoku. Şimdi bunları zenginlik falan diye de satmaya başladılar. Abi bu ne zaman zenginlik olur? İşin mekanizmasını anladığın zaman zenginlik. Sen şimdi gidip ne bileyim pançoyla Kadıköy'de dolaşınca ya da ne bileyim kimonoyla Kadıköy'de dolaşınca gene ya samuray filmi ya şey ya aynı. O bir kültürel zenginlik olmuyor. Sen bir yere gittin mi oranın mekanizmasını anlıyor. Ben Amerika'ya gidince onu düşündüm. Bu Amerikalılar hangi sosyal, hangi ekonomik, hangi tarih şartlarda benden niye değişik davranıyorlar? O mekanizmayı anladığın zaman kendi ülkendeki mekanizmayı da anlayabiliyorsun. O seni işte ne bileyim salak saçma Twitter'daki linçlerde ya da siyasi bir şey konuşulunca mesela çok dikkat ettin mi? İnsanlar siyaset konuşunca niye vasatlaşıyor? Mekanizmayı bilmediği için bir yere komple kanalize oluyor. Mesela çok saygı duyduğum birkaç tane Twitter'da çocuk var. Bak birkaç ismini vermeyeceğim. İki like falan oluyor bu çocuk. Kendinden haberi yoktur. Tanırım doktor öğrencisi. Sosyalizmle, ekonomiyle, kültürle, o her şeyle ilgili paylaşıyor. Makale falan araştırıyorum, okuyorum, öğreniyorum. Abi geçen bir siyasi tweet attı. Ananem atmaz ya. Çünkü niye? Kendi içindeki dünya kültürü bazına oraya gidince kitleniyor işte. Sen değişik kültürleri tanımaktan panço kimono değil ama ya da işte ne bileyim rap söylemek değil. Oradaki mekanizmayı anlarsan tamam mı? Rap'in bir protest müziği olduğunu anlarsan işte ne bileyim burada da benzeriyle ne olduğunu o zaman anlarsın. O mekanizmayı çözersen kendi kültürünün mekanizmasını da çözersin. O biraz yabancılaşma getirir ama o zaman hakikaten kendi toplumunun artılarını, eksilerini ve kör noktalarını anlarsın. Türklerin en büyük problemi o. Abi adam tek tartar paylaştık. Kıçında kurt çıkar diyor. Ya arkadaşım sen anneannem gibi niye konuşuyorsun? Senin doktoran var ya. Öyle dedi. Kıçında kurt çıkar yazdılar ya. Abi çıkmaz. Ya çıkıyorsa da boş ver ya. Çıkıyor ya sonuçta. Girmedikten sonra bir şey yok yani. Bir şey olmaz. Adam yani bir tek steak tartar. Ya Fransa'ya gidip sen ne yapacaksın yani? Disneyland'a mı gideceksin? Bu bir de Amerikalılarla da olan bir şey. Çok köylü bir şey. Bir topluma gitti mi hemen bak akademisyenlerle sürekli ben tur seferde olduğum ne zaman birisi ben dolaştırıyorum akademisyenleri. Bir gün ben de dolaştırıyorum belki. Herkes abi şunu söylüyor. Bu, ya adamlar böyle. Adamlar böyle. Ya adamlar demeyin abi dedim şuna. Geldin 2-3 kendine bir nötr ol ya. Sen oradan Konya'dan bakıyorsun adamlar böyle yapıyor bilmem ne öyle yapıyor ya. Şimdi adamı zaten bakışı eleştirmek üzerine. Türkler o anlamda hiç hmm. iyi adapte olamıyorlar. Gittikleri ya gitti her yerde insan niye küfür öğretir başkasına işte anlatabildim Bunun mi? Bununla Kendi... bağlantılı bir şey soracağım. Kültür şoku yaşayan toplumlar ezik psikolojisi hissediyor olabilir mi? Kendi üzerinde. Yani ezikliği ezik değil de korkuyor korkuyor. Kendi memleketinde bile kültür şoku yaşarsan dışarı çıktığında kimlik kaybet. Türkiye çok hızlı geliştiği için Türklerin kimlik dediği şey kimlikleri değildir. Çoğu kimliğinden habersizdir. Kimlik diye koyduğu şey hakkında hiçbir şey bilmez. Her zaman söylüyorum ya. Şeker Süreyya demir tek adam kaç satmış? Ya da işte çok kendini ne bileyim dindar tarif eden insanların diğer de sordu sorulara baksınlar ya da hadi onu sordu bilmiyor. Bilmediği için çok sarılıyor. Yani kimliği yok. Kimliksiz adam. Ya benim bir kimliğim var. Ben nereye gitsem oraya ben ne gider yani. Benim yapmayacağım, ölsem yapmayacağım şeyler var. Ondan diğer şeylerde çok rahat. Bir kültürüm var. İçinde yetişim toplumsal sınıf var. İçinde çıktığım bir arkadaş grubu var. Okuduğum okul. Neyse beni şekil Fenerbahçeliyim. Çok bariz sürekli. Onun dışında bir şey yani neyse o seni şey yapan, baba rolü, hoca rolü, işte ne bileyim dolandırıcısan dola neyse o senin karakterini oluşturuyor ve onu Çin'e de gitsen bozamazlar. Ama bu bu konularda kafası net olmayan insan korkuyor. Korkunca ne yapıyor? Sloganların arkasına ya da karşı tarafı dal geçmiyor. Türklerin herkes alay etmesinin en büyük nedeni o bence bizim memleketimizde. Öyle oldurmuş olurmuş falan diye. Ya bir steak tartar ya. Siz bezelye bamya yiyen insanlarsınız abi. Sen steak tartar çok güzel bir şey. O da kokoreçe diyor. Ama zaman. mesela sizin gibi insanların da başka kültürlerde onun için gidiyorsun. Yoksa başka bir şey için Amerika'ya gitmeye gerek yok abi internet canında. Yani ben keşke bir geri dönsem. Adaptet mesela benim gözü aşıyor. Yani gerçekten o mekanizmayı anlayamayacağım düşünüyorum. Hiç Çin'e gitmedim mesela. Çünkü Çin'e gidip ben en fazla Çin yemeği yerim. O mekanizmayı anlayacak kadar kurcalayamam yani. Hindistan'ı kurcalayamam ama İran ekmek isterdim. Hep şey oldu. Fırsat, fırsat olmadı. Orayı anlayabilirim. Çünkü Farsça da biraz hatırlarsam günlük konuşurum. Yani bir şey alırım ya da Rusya'dan alabilirim. Ama yani ne bileyim Çin'e, Hindistan'dan alabileceğimi düşünmüyorum. O mekanizmayı çözmek önemli abi. Ben hiç bak Cezayir ile Lübnan benim için en enteresan tecrübelerdi. Çünkü ben Araplarla ilgili böyle kafamda hiçbir şey yoktu. Gittim. Bambaşka bir şey, başka bir şey gördüm ve inanılmaz şeyler öğretti bana. Cezayir'e gidiyorsun. şu gün 1970'lerin Türkiye'sine gidiyorsun büyük, büyük bir anlamda altyapı olarak yani. Her en büyük şey orada falan. Yani böyle öğreniyor insanlar. O yüzden bak böyle kafası açık olan insanlar ya değişik ülkeler görmüşlerdir ya yabancılarla çalışmışlar. Bu yabancılar iyi demek değil. Alternatifleri görüyor. Bir nevi antropologluk yapmış. Ya. Farklı olasılıkların mümkün olduğunu bak ben 90'larda en çok neye şaşırdım biliyor musun? Çok üzülmüştüm. Ya bu Türkiye devletler tabii. Türkçe konuşmuyormuş ya hepsi. Ben ben dedim ki hepsi bizim değirmen Dere'de gibi konuşuyorlardı. <laughs> o an böyle nasıl ya 300 milyon Türk yok mu falan. Şimdi çevre öyle yani Milliyetçi çok böyle arkadaşımız falan var. Biz 11-12 yaşındayız. Ta, o zaman kitap okuyorum tarih kitap. Falan. Hep onu anlatıyorlar. Kafamda bir şey yıkılmıştı. Ha demek ki bu din, ırk, millet işi o kadar karışık değil. Sonra bizim oraya bir sürü işte çok özbek. Mesela Değirmendere'de falan Japon vardı ha. Ver zaman söylüyorum. Biz büyürken Japonlar vardı. Bizim Brezilyalı kiracılarımız vardı. Mangal yapıyorduk falan. Alex gelmişti o zaman. Ondan muhabbet ediyorduk falan filan. Tabii tabii. Onlarla biraz Portekizce konuşuyorduk. İsmailca Portekizce bilmiyordum o ama konuş Şimdi o hani onlarla bilmem nece konuşuyordumun bir yararı yok. Ama onlardan başka bir şeyin, başka bir adetin şey olduğunu biliyorsun. Yani Rio karnavalına katıl. Ya arkadaş mesela vücutla ilgili bir şey düşün. Rio karnavalına katılıyorsun. Tamam bak. Ya bu kadar katolik ülkede böyle bir karnaval nasıl yapılıyor diyebilirsin yani. Ya da alkolle ilgili bir şeyin vardır. Çok dindar ülkelerde bile alkol kullanılıyor. Burada mesela aslında seküler kesimlerde bile bir sürü arkadaşımız evlenince içki içmeyi falan dışarı çıkmayarak içmeyi bıraktı. Şimdi olaylara bakışı farklı. Bunların hepsi hiçbiri deal breaker değil. 3-5 tane çok temel nokta dışında. Onu görüyorsun. O relativizasyon Zincirlerinden kurtuluyorsun o zaman çok serbestsin. Her şeye dalga geçebilirsin belli ahlaki Kuralları yani başkasının hakkını yememek gibi Ne bileyim hırsızlık yapmamak birini öldürmemek gibi Yalan söylememek gibi. çok temel ahlaki Kuralların dışında seni bağlayan bir şey yok o zaman yürü Yaşayabilirsin dünyayı daha iyi anlayabilirsin Gidip oralara buralara Instagram için gidiyorsunuz. Valla güzel bağlan. Teşekkür evet, ediyoruz bağla. hocam. Ben bugün biraz de, bayağıdır ders veremiyorum. Çünkü final haftasına girdik arkadaşlar. O yüzden ben... <laughs> Sizinle ezdik ders evet. evet. Bu bölümü kendi yaşadığım kültür şokuyla kapatmak isterim. Siz şimdi Amerika, İngiltere dediniz ama ben ilkokulu Üsküdar'da okudum hocam. Lisede de Kadıköy kazandım. Baktım hocam Kadıköy'de kızlar teklif ediyor. Bir <laughs> şey <laughs> Çok büyük bir kültür şoku yaşamıştım hocam. Üsküdar'da olsam asılacağımı düşündüğüm şeyler Kadıköy'de çok başka karşılanıyormuş. Bu da lokal bir kültür şoku olarak bohobilere. Fırsatçılığın, Anadolu insanını temsil etmen. Şurada var ya, yemiyor Kemal aldaki zübük gibisin ya. Yemiyor. Şu an yine oldu attı hocam. evet değil mi yani? İnanılmaz. Herif her programa bir izini izini bırakmadan gidemiyor. Yani Kadıköy'de teklif eden kızları, <laughs> kazdala para. Evet. Yorumlarda bekliyorum. Evet arkadaşlar, Berat'ı Omnibus'ta ya da tip binasında bulabilirsiniz. Birinde yoksa birinde vardır. Zaten yakın onlar birbirlerine. Hocam seç seçimlere müdahale etmeyeceğim. müdahale etmemek için başka bir şey söylemiyorum. Kendinize iyi bakın.